Güneydoğu TV ekranlarından, telemarkajdan mutlu akşamlar. Mutluyuz, keyifliyiz. Şanlıurfa sporumuz kendi saha ve seyircisi önünde konuk ettiği Adana Spor karşısında 4 golü bir galibiyet olarak 3 puanın sahibi oldu. Ve uzun süren bir galibiyet hasretine de son vermiş oldu. Şanlıurfa sporumuzu galibiyete taşıyan golleri Şanlıurfa sporumuzun yeni transferi Payşao 2. Barış İkinciyer ve yine Şanlıurfa sporumuzun yeni transferi Kadem Haris kaydetti. Bu skorla Şanlıurfa sporumuz yanlış değilsem 6 maç aradan sonra 3 puanla tanışmış oldu. Ve bu sezon 19 haftası geride kalan ligde ilk defa 4 gol bir maçta kaydetti Şanlıurfa sporumuz. Güzel, olumsuz bir şey yok. Böyle işte takım kazandıkça tabii ki güzel şeyler söyleyeceksiniz, güzel cümleler kuracaksınız, güzel hikayeler anlatacaksınız, galibiyetin hikayesini güzel okuyacaksınız. 4 gollü bir galibiyet aldık. Yok muydu eksiği? Yok muydu tökezleyen yerleri? Bunu da yayın akışı içerisinde tabii ki konuşacağız. Güzel bir galibiyetti. Şanlıurfa sporumuz bu galibiyete ihtiyacı vardı. Rakip çünkü Şanlıurfa sporumuzun direkt rakiplerinden biriydi. Şanlıurfa sporumuz düşme potasına çok yakındı. 16 puanla düşme potasının hemen yanındaydı. Tuzla Spor'la birlikte bir mücadele içindeydi. Sıralamaya göre söylüyorum bunu. Ama Adana Spor'da potansiyel rakiplerden biriydi. Ve Şanlıurfa sporumuz bu kritik maçta 3 puanı almasını bildi. Belki de sezonun en kritik maçlarından biriydi. O manada Şanlıurfa sporumuzu tebrik ediyoruz. Alınan bu galibiyetten dolayı her şey çok güzeldi. Yeni transferlerin katkısı, Payşao'nun ortaya koyduğu klas. Hani o bizim yıllardır eksikliğini yaşadığımız golcü diyoruz ya işte. Payşao'da bu vardı. Payşao bir golcü. Vuruşlarında golcü vuruşu. İnşallah bu performansını sürdürerek, ki zaten yıllardır bu liglerde oynayan performansı ortada bir isim, İnşallah devamı da gelecektir. Başka gelişmeler de var. Bunların tamamını dillendireceğiz, konuşacağız. Bu arada bir baş sağlığımız var. Karşılaşma öncesi Şanlıurfa sporumuzun teknik direktörü Sayın İrfan Buz'un babası rahmeti Rahman'a kavuşmuştu. Mekanı cennet olsun inşallah. Allah rahmet eylesin diyelim ona da. Karşılaşma sonrası bu bilgi paylaşılmıştı Sayın Buz'la. Buradan hocamıza da bir başsağlığı dileyelim. Evet Mehmet abi. Ben de ekranları başına izleyen bütün izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Gerçekten de 6 haftadan sonra Bandırma maçından sonra alınan önemli bir 3 puan ve oynanan güzel futbol. Tabii ki ölçü değil, bunu söyleyelim. Yani hemen ilk haftalardaki gibi işte mükemmeldi falan deyip de kimseyi kandırmayalım. Fatspor iyi oynadı. Sen de dediğin gibi Haris 2 gün önce geliyor, imzayı atıyor, sonra maça çıkıyor, golünü de atıyor. Paşao'ya ayrı bir parantez açmak lazım. Ki 6 ayda 108 sene gol atmış. 180 maçta 108 gol atmış. Biz de oynadığı ikinci maçta 2 gol attı. Her şey güzeldi. Takım iyiydi. Deningi beğendim. Onu söyleyeyim. Futbolcular herkes görevini yapınca dikkat ederseniz hem Semih hem Barış oyuna daha çok katkı sunmaya başladı ki sundular. Biraz daha ileride çoğalabilsek, biraz daha kanatları iyi kullanabilseydik emin olun ki 5-6-7-0'lık da maç olurdu. Kabul etmek lazım. Bu kadar kısa sürede, tabii geçen haftalarda eleştirdiğimiz için bugün de gerçeği konuşmak lazım. Biz taraftarın sesiyiz demiştik. Oynanan futboldan gelen mesajlardan da belli. Programdan önce değerli izleyicilerimizle mesajlaşmıştık. Sosyal medya hesabından yorumları da var. Onları da birazdan siz değerli izleyicilerimizle paylaşacağız. Tabii ki galibiyet güzel. Galip gelmek güzel. Fakat tek sıkıntı ne biliyor musunuz? Üzülerek söylüyorum. Taraftarın maalesef, ben yarım saat 45 dakika önce gittim. Böyle bir baktım, paylaştım, izledim. Yani Urfaspor tamam kötü oynuyor olabilir, kötü skorlar alıyor olabilir ama taraftarın da takımı yalnız bıraktığını görüyorum. Buradan üzülerek söylüyorum. Şimdi halen pasörü gelmeyen taraftarımız var. Bakın. İşte Urfaspor galip gelince Mahmut, taraftarlar ya abi işte ya şimdi tamam biz spor yorumcusuyuz. Doğru bildiklerimizi söylemek zorundayız. Ama taraftar iyi kötü günde takımının yanında olacak bak. Taraftar iyi günde kötü günde takımının yanında olmak zorunda. Ama Urfaspor taraftarı her zaman söylediğim gibi kırılgan bir yapısı var. Yine yani toplasanız 2000, 2500, 3000 taraftar olsun. Ya ikinci ligde her maçında 15.000 oynayan Şanlıurfaspor'un bu ligde tamam maç yayını var, kabul ediyorum ki maç yayını Urfaspor için ve diğer takımlar için önemli bir gelir. Siz bu maçlar canlı yayınlandığı için bugün bu
önemli transferleri izleyebiliyorsunuz. Bu çok önemli. Tabii ki transferler devam edecek diye bilgi var. Ama Urfaspor'un bu hafta aldığı 3 puan bence ligde kalmak adına çok çok önemliydi. Ligde kalmak adına alınan süper altın değerinde bir 3 puandı. Bunu taşlandırmak için de bu hafta Boluspor maçında galip gelmemiz lazım. Nasıl galip geleceğiz? Taraftar maça gelecek. Taraftar takımını yalnız bırakmayacak. Takımıyla birlikte olacak. Nasıl ki yenildiği zaman taraftar haklı olarak tepki gösteriyorsa, galip geldiği zaman da destek olmak adına orada olması lazım. Şimdi bizler Şanlıurfasporluyuz. Biz bu eleştirileri yaparken asla art niyetli eleştiri yapmadık. Etmedik, etmiyoruz da. Ama dün bu kadar kısa zamanda gerçekten güzel bir futbol vardı, kabul etmek lazım. Bu arada hocamızın da hemen maçtan bir saat önce babası rahmetli olmuştu. Allah mekanını cennet eylesin. Hem İrfan hocamıza hem Erkan hocamıza buradan başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Bütün Şanlıurfaspor camiasında başta olsun. Ki bugün cenazesi defin edildi İstanbul Pendik'te. Kendisi orada yaşıyor. Allah mekanını cennet eylesin diyorum. Hocalarımıza da sabırlar diliyorum. Tabii ki Mahmut, yani önemli bunlar. Konuşacağız maçı. Değerli izleyicilerimizin yorumlarını da konuşacağız. Kimi çok beğendin dedikleri zaman, ki özellikle sana da bana da sorular gelmiş. Ben bireysel olarak konuşmayacağım. Futbol takım oyunu. 11 kişi de iyiydi. Bilmiyorum sen neler söylemek istersin? Yani Mehmet abi, kazanınca her şey güzel oluyor. Tabii ki iyi oyuncularımız vardı. Semih iyiydi. Barış Ekinciyer bence sezonun en iyi futbolunu oynadı. Takımın en olcu oyuncusu. 3 golle. Evet. Ayşav etkili bir forvet. Konuşmaya hiç gerek yok. Mutlaka ki kötü maçlar olacak. Ama iyi adam olduğunu kendini gösteriyor. Takım olarak iyiydik. Takviye olsa fena mı olur? Hayır, olmaz. Ben hala söyleyebilirim. Hala iyi bir orta saha. Oyuna yön verebilecek, oyunu çevirebilecek iyi bir orta saha. Şanlıurfaspor için ben yok demem mesela. İyi bir stopere yok demem Mehmet evet. abi kendi adıma. Evet, evet. Ya bunlar olacaktır mesela Şanlıurfaspor'umuzda şu anda henüz transfer sezonu var. Payşao'nun şu anda alternatifi yok Şanlıurfaspor'da. Direkt forvet olarak söylüyorum. Evet. Mutlaka ki ofans gücü yüksek oyuncular var. Denik gibi, Haris gibi, yeni transfer Şamal gibi. Ama bunların yanında direkt forvet olarak oynayacak yedek bir forvetimiz yok. Yanlış mıyım abi? Doğru. Mutlaka bir forvet. Bu Fransa'dan alınan Steve Şamal. Şamal. O da kanat. Bakıyorum. Evet. Evet. 27 yaşında 1.82 boyunda. Forvet ve kanat oyuncusu. Aslında Fransa Ligi'nde ikinci liginde evet. 55 maçta 6 tane golü var. Oynamış son yani. Son sezona bakalım. Evet. Son sezonda. Son sezonda 2022 iki sezonunda. 2 golü var. Evet. Yanlış evet. değilsem. Yok, 23 sezonunda aynı bu ligin ilk devresinde. Evet. Doğru. Doğru. Bakıyorum. 16 maç var galiba. Evet. 2 gole imza atmış. Bu maçların galiba 6'sında mı ne ilk 11 başlamış. Diğerlerine sonradan girmiş. Evet. Ama ne olursa da olsun yani sonuçta ben futbolcudan umutluyum yani Mehmet abi. Şamal'dan evet. umutluyum. İyi olacak gibi geliyor. Öksürüyorum. Özür diliyorum evet. bu arada Mehmet abi. Hastayım. Şanlıurfaspor'un sezon 19 hafta geride kalmış. 4 gol atmış. Yani hastayım diye de gelmemezlik geçmeyeyim diye geldim. Evet, evet. Affınıza sığınıyoruz artık. Allah ne verdiyse o. Çok uzun cümleler kurmamaya özen göstereceğim. Evet. Mehmet abi, yükü çoğu sende abi. Şimdi bunu kabul etmek lazım. Kısa dönemde ki İrfan Hoca halen ayağı sakat. Bandajlıydı ayağı. Dikkat ederseniz tribünden de yedek kulübesinden de evet. çıkmadı. Kardeşi evet. Birazdan tabii maç sonu hocalarımızın görüşleri de var. Onu da izleyicilerimizle paylaşacağız. Taraftar mutlu. Bizler umutluyuz bakın. Taraftar mutlu. Biz spor yorumcu olarak umutluyuz. Açık konuşayım. Dünkü futbolla maçı izleyen, evinde izleyen bütün taraftarlarımız, özellikle Urfaspor'u sevenler maçtan sonra aradılar, özellikle tebrik ettiler. Ya da der ki eleştirdiniz, haklı olarak eleştirdiniz ama bugün oynanan oyun umut verdi. Playoff falan, bence playoff zor, bunu kabul etmemiz lazım. Şu anda biliyorsunuz Göztepe-Ümraniye maçı var. Göztepe'nin 2-0 üstünlüğü devam ediyor. Bunu da paylaşalım izleyicilerimizle, izleyemeyen izleyicilerimiz için. Yani bir gerçek var değerli izleyicilerimiz, sevgili taraftarlarımız. Urfaspor dünkü oynanan oyundan sonra hepimize umut verdi ve bu umut üzerine de ben Boluspor maçından sonra daha da ileriye çıkacağımızı, şimdi
Biz yıllarca program yaptığımızda küme düşme potasındaki takımlar ama biliyorsun sıkıntı yaşarlar. O sizler baskı bilet Şanlıurfaspor'un kazanamama, kusura bakmayın, yani kazanamama fobisi de vardı. Bu da önemli. Şimdi Boluspor maçında ben daha çok taraftarın, daha çok motive olmuş bir Şanlıurfaspor'un, ki Bolu'nun bu hafta nasıl bir galibiyet aldığını gördük. Yani biraz birazdan maç sonuçları var. Onların evet. üzerine de konuşacağız. Yani Urfaspor'un bence bu baskı, bu strese rağmen özellikle küme düşme potasında, tamam Adana Spor hafta içi Fenerbahçe ile kupa maçı oynamış, 6 sene gol yemiş, işte demoralize olmuş, yorgun bir Adana Spor vardı ama oradan gelen de en az 1000 tane de taraftarı vardı destekleyen evet. Adana Spor'u. Bu da Adana Spor için aslında bir moraldı. Belki de ilk golü bulmasaydık ikinci, üçüncü güzel zamanda, gol güzel zamanda çok geldi. Çok güzel zamanda geldi. Güzel zamanda gelince. Yani Paşao'ya ayrı bir parantez açmak lazım. Altay maçını soruyordu bazı izleyicilerimiz. Yani düşün, 5 sezondur formasını giymişsiniz bir takımın. Transfer oluyorsunuz ve ilk maçınız Altay'la. Evet. Siz orada nasıl bir performans gösterebilirsiniz? Kötü. Kötü. Kötüydü yani, kabul etmek lazım. Ve hatta birçok izleyicimiz ya Paşao'luysa yandık demişti ki değil, biz de vardık ama kumaşı ve kalitesi belli bir futbolcu. Zaten 30'lu yaşlarda olmuş olsa Portekiz'de evet. de kalırdı. Belki de Urfa'ya gelmezdi, bunu da kabul etmeyin. Oynardı. Her ligde evet. de oynardı. Şu anda yani da oynar. Halen oynar. Bence oynar. Yani 42 yaşındaki, 43 yaşındaki İbrahim Öztürk halen Altay'da top oynuyorsa evet. ben bir iki sezon daha Paşao'nun inşallah Urfaspor formalı altında goller ve daha çok gol atacağını düşünüyorum. Bence opsiyonlu 1,5 yıllık bir sözleşme evet. söz konusu. Ben de devam edeceğini düşünüyorum. İnşallah hayırlı olur. Mehmet abi taraftarla ilgili konuşmuşken taraftarların çektiği bir de bir eziyet vardı. Hani onu da söyleyeyim. Öyle, ondan sonra zaten sonuçlara, puan durumuna evet, bağlayalım. Evet, abi evet. maça girerken bataklıktan geçiliyoruz abi. Maalesef. Siz hani protokol girişi tamam, güzel, bir sıkıntı yok, eyvallah. Ben, ama biliyorsunuz sen oradan, maratonda izlemeyi seviyorsun. Bazı izleyicilerimiz soruyorlar ya abi Mahmut aslında maratonda ben de izlemeydim. Mahmut gider maratonun bir köşesinde oturur. Biraz da agresif bir yazı var. Siz burada çok sakin durduğuna bakmayın. Yok, maç izlerken Mahmut'u bir görün, bildiğiniz gibi değil ki haklı olarak. Ya öyle yani, ister istemez bir taraftarlık duygusu daha ağır basıyor. Bunu kabul oluyor etmek abi. Lazım. Basın tribündeydim. 5 kişi tek vardık, biliyor musunuz? 5 tane evet. Basın mensubu arkadaşımız vardı. Her biriniz 5'e bedelsiniz Mehmet abi. 25 eder. Ama ya Mahmut, basın da takımı yalnız bıraktı. Yani kusura bakmayın, ben bir düğünden geliyorum. Ne orada. Vardı? Başka bir şey mi vardı? Ne gibi? Yani o saatte başka bir şey var mıydı? Program etkinlik? Yani saat 4'te benim bildiğim bir Fenerbahçe'nin şey maçı vardı ama ya bana ne kardeşim, ben önce Urfaspor'un maçına bakarım yani. Ama şimdi ben söylemiş olayım. Abi stadın etrafı çamur deryası, çamur bataklık. İnanın oraya giren çıkamıyor. Araçlar zor şartlarda giriyor. Hadi bırakın aracı. Evet. Bir de herkesin aracı yok ki. Yürüyerek oraya gitmek ya zorundasınız. Hani eve git bir dünya azar işit. Çamur, bildiğiniz çamur. Yani basın artık araçlarda geçtikçe orası iyice balçıklaşmış, su gölüne dönmüş. Ayakkabı mayakkabı kalmıyor yani. Bir karış ayağınız çamura batıyor. Ben buradan bir ricada bulunuyorum. Rica ediyoruz. Sanırım stadımız Eyüp Belediyesi sınırları içerisinde Mehmet abi, evet, yanlış mıyım? Evet, ama büyük şehir ama, tabii hani ki. Büyük şehir. Bu belediyelerden sorumluluk alanından bağımsız olarak söylüyorum. Hiçbir şey yapamıyoruz. Şu an parke döşeyemiyoruz, onu yapamıyoruz, bunu yapamıyoruz. Yapılacak şey çok basit. Mıcır. Mehmet abi, mıcır alacağız. Çok da ucuz bir şey değil. Kamyonu 3000-5000 bir şeyler. Alıp oraya dökülse en azından bu geçiş sürecinde, bu taraftarların maça geçmiş olduğu zaman diliminde çok çok hayra geçecektir. Ya bunu buradan söyleyeyim. Evet. Rica etmiş olalım. Evet. İsterseniz sonuçları isteyelim hemen Mehmet bakalım abi. Sonuçlara. Onun üzerine konuşalım. Evet, hemen rejideki arkadaşlarımızdan evet. rica edelim. Alınan sonuçlar vardı. Ve puan durumu nasıl oluştu? Evet. Evet. Sonuçlar ekranda, hemen sonuçlara bakalım. Giresunspor 0, Çorum Futbol Kulübü 3, Erzurumspor 1, Bodrum Futbol Kulübü 0, Boluspor 2, Bandırmaspor 1, Kocaelispor 2, Eyüpspor 1, Tuzlaspor 2, Altay 0, Keçiören Gücü 1, Manisa Futbol Kulübü 1, Şanlıurfa Sporumuz 4, Adana Spor 0, Gençler Birliği 3, Sakarya 1,
Göztepe Ümraniye şu an halen devam ediyor. 2-0 yanlış değilsen değil mi Mehmet abi? 2-0 ilk yarı son erdi evet. Var mı şaşırtan Mehmet abi ooo dediğimiz sonuç? Evet, Metin'cim Kaca'yı kaldırırsan evet. Şimdi Giresun halen bir maddi kaynak arıyor. İşte kampanyalar düzenliyorlar, yardım kampanyaları falan ama ben Giresun'un bu saatten sonra kolay kolay toparlanacağını düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. Çorum'un aldığı sonuç gayet normal. Erzurumspor Bodrum maçını izledim. Yani Erzurumspor'u kutluyorum. Gerçekten çok önemli bir galibiyet aldı. Ki önemli bir oyuncusu var biliyorsunuz. Eren Tozlu. Takımın 90 artı 6'da 8 dakika uzadı. Orada güzel bir gol attı. Eren'i kutlamak lazım. Helal olsun diyorum. Bolu Bandırma maçını söylemiştim. Maç 1-0'dı. Bir pozisyon oldu. Orada Bolu Spor futbolcular normalinde topu Bandırma Spor futbolculara vermeleri lazımken kendi oyuncularına verdiler. O da gitti gol aldı. Bundan sonra zaten son dakikalarda oluyordu bu olay. Bandırmalı futbolcular büyük tepki gösterdiler buna. Ondan sonra santra yapıldı ve futbol sahalarında çok görmeye alışık olmadığımız bir hareket oldu. Bolu Sporlu oyuncular bıraktılar. Gitti. Ola attı Bandırma Sporlu oyuncu. Kocaeli Spor Eyüp maçı çok çok güzel, muhteşem bir maçtı. Kocaeli Spor bu galibiyetle puanı 36'ya çıkarttı ki önemli bir galibiyet aldı. Bence Eyüp, Kocaeli, Göztepe, Çorum'u da kutlamak lazım. Bizden birlikte çıktı 33 puanda şu anda. Keçiören Gücü çok kötü bir döneme girdi. Manisa'yla bir berabere kaldı. 1-0 öndeydi. Manisa ikinci yarıda bulduğu gol durumu 1-1 yaptı ki şu anda puan durumunda Keçiören Gücü'nün 20 puanı var. Şanlıurfaspor'un 19 puanı var. Aramızda 1 puan var dikkat ederseniz. Bu da Urfaspor için aslında iyi bir sonuç oldu. Hemen Urfaspor'u zaten konuşuyoruz. Gençler Birliği'nin Sakarya'dan aldığı 3-1 Sakarya bir kişi eksik oynadı kırmızı kartla. Güzel bir galibiyet aldı. Gençler Birliği'ni de kutlamak lazım. Onların da playoff şansı devam ediyor. Göztepe Ümraniye maçı da dediğim gibi şu anda ilk yarısı son elde 2-0 Göztepe'nin üstünlüğü var. Evet yani bizim için çok ilginç olan sonuçlar yoktu. Puan durumuna baktığımız zaman evet. Urfa sporumuzun bu hafta 26 puanlı Bolu Spor'la maçı var ki yenerse 22 puan ediyor. Haftanın maçları var mıydı bilmiyorum. Vardı, evet. Vardı. Arkadaşlarımızdan hemen rica edelim. 20. haftanın hafta. Haftanın maçlarına da bakalım ona göre değerli izleyicilerimize çünkü bu evet. Çok... Evet. 20. haftanın mücadeleleri de ekranda. Cuma evet. günü perde açılacak. Adana Spor Keçiören Gücü'nü konuk edecek. Cumartesi günü 3 karşılaşma var. Manisa Futbol Kulübü Erzurum, Çorum Futbol Kulübü Göztepe ve Eyüp Spor Tuzla'yı konuk edecek. Evet. Pazar günü 4 karşılaşmayla lig devam edecek. Bodrum Gençler Birliği, Bandırma Giresun, Ümraniye Sakarya ve Altay Kocaeli Spor'la oynayacak. Ve ligin haftanın kapanış maçı da pazartesi saat 20'de. İlgilenen maçlar hangisi biliyor musunuz Mahmut? özellikle Eyüp Tuzla maçı çok önemli. Biz bir galibiyet alırsak Eyüp Tuzla maçındaki yani görünen köy kılavuz istemez derler ama yine de futbolun içerisinde her şey var. Mehmet abi bizi ilgilendiren kısmı bence şeydi. Cuma günü açılış maçı Adana Keçiören Gücü. Evet. Muhtemelen ikisi de Şanlıurfa Spor'un mesela şu an Tuzla eğer berabere biterse Şanlıurfa Spor yenerse evet. Şanlıurfa Spor işte, 12. sıraya kadar da çıkabilir. Tam da onu söyleyeyim. Evet. Muhtemelen düşme adayı takımlar olarak evet. sayabileceğim takım Mehmet abi direkt olarak Adana evet. Keçiören Gücü abi. Bakın şimdi Urfa Spor bu hafta inşallah dediğimiz gibi olur. Bolu'yu yenerse 22 puan ediyor. Adana Keçiören Gücü de berabere kalırsa evet. Şanlıurfa Spor şu anda Erzurum'un yerine çıkmış oluyor. Yani bu kadar net bir tablo. Umut edelim ki inşallah da evet. berabere kalır. Yani beraberlik de kokan bir maç yani. Şanlıurfa Spor bu iki takımında hatta ondan sonraki Erzurum deplasmanında da. Keçiören Gücü'nün de Urfa'ya geleceğini evet, söyleyelim. Yani. Biz de Erzurum'a gideceğiz. Erzurum'da zor günler geçiriyor. Evet. Yani bizim fikstür kötü değil Mehmet abi. 6 ayda bir kaza oldu ama evet. önümüz açık gibi görüyorum. Şanlıurfa Spor bu fikstürden çıkar. Öyle görünüyor. Yani ben ilk 10 içerisinde Şanlıurfa Spor'umuzun kendi kendisine 3-5 hafta sonra ilk 10 içerisinde yer bulabileceğini düşünüyorum Mehmet abi. Evet. Yani bu oyun şablonu bu evet. Mantalite içerisinde
Şimdi bazı izleyicilerimiz diyecekler ki ya şimdi bunlar iki hafta önce eleştiriyorlardı ama şimdi işte kardeşim yani şimdi maçı skorunu değiştirecek oyuncunuz olduğu zaman işte burada umutlu konuşuyorsun. Yani Harris girdi tam orada kalecinin hatası var. Evet. Ama o vuruşu mükemmeldi. Top sekti aslında yani kalecinin yapacak hiçbir şeysi de yok. Takım biraz daha iyi oyunca Barış daha ekiciler iyi. De oyuna daha çok ağırlığını koydu. Ve ilk golde Oliver T'nin mükemmel bir pası vardı orada evet. Paşao'ya kabul etmek lazım ki sevgili Ahmet mesaj atmış. Abi antrenmana gittim diyor. Paşao diyor. Antrenman bittikten sonra yarım saat özel çalıştı diyor. Urfa'daki altyapıdaki gençlerin bence Paşao'dan örnek alacakları çok şeyler var. Bakın önemli bu. Çok önemli. Yani bu kadar önemli bir oyuncunun, bu kadar kariyeri başarılarla dolu bir oyuncunun ki bu ligin 4 sezon okularını yapmış bir oyuncunun Urfa Spor altyapısındaki gençlere de örnek olacağını düşünüyorum. Tecrübelerinden ve kariyerinden faydalanmak lazım. Bunu söylemek lazım. Ayrı bir parantez Denning'i açmak lazım. Gerçekten güzel oynadı. Kutluyorum kendisini. Yani aldı, götürdü, orta yaptı, pres yaptı, mücadele yaptı. Mehmet Yiğit bir pozisyonda bir depar attı ki rakip oyuncunun ayağının altından o topu offside'di ama oradaki o mücadelesi gerçekten takdire şayandı. Cumali her taraf, bütün aksamlar iyi çalışınca takım ister istemez herkes gerçek gücünü ortaya koymaya başladı. Landel daha ikinci haftası daha da iyi olacak. Bakın daha da iyi olacak Landel çünkü kumaşı kaliteli bir futbolcu. Embola bence Urfa Spor'un ilk yarıdaki en önemli transferi. Katılır mısın katılmaz mısın bilmiyorum. Bu sezon için? Bu sezon için iyi topçu. Genç, yetenekli ve Urfa Spor'a ilerleyen dönemde para kazandıracak, bonservis bedeli ödeyecek önemli bir topçu. Bonservisten bahsedince Mert Çapar da ayrıldı. Biliyorsunuz Ahmet Spor'a gitti. Ahmet Spor önemli transferler yaptı biliyorsunuz. Çekler Orhan da aldı Giresun Spor'dan. Bu hafta gol de attı Orhan. Mert gittiği gibi oynadı. Aldığım, edindiğim bilgi gayet de güzel oynamış. Yani Mert ilk 11'de yer buldu. Urfa Spor'a da şampiyonluk döneminde geçen yıl çok büyük katkıları vardı. Bence yönetim burada da çok başarılı bir iş yaptı. Çünkü sezon sonunda bedelsiz gidebiliyordu. Önemli bir gelir elde ederek Ahmet Spor'a verdi. Yolu açık olsun. Başarılar diliyorum. Yani hatta baldanız bir yani Ahmet Sporlu yöneticilerin Urfa Spor'a geldiğini, testlere gittiğini, Urfa Spor Kulübü yöneticileriyle çok güzel bir diyalog içerisinde olduklarını söyleyelim komşu ilimiz. İnşallah biz de ligde kalırız. Ahmet de çıksın kardeşim. Mardin de çıksın. Adıyaman da çıksın. Öyle mi Mahmut? Çıksın abi. Çıksın yani bu bölge takımları çıksın. Bunu kabul etmek lazım. Birkaç tane hemen mesaj gelmiş. Onları okuyayım. Ondan sonra Şükrü abi hemen bir sağ olsun her zamanki gibi bir de selam olsun Şükrü görüntü abi. Atmış. Şükrü Baruk abinize çok teşekkür ediyorum. Bizi izliyormuş. Bir de çok önemli bizim şu anda daha önce Urfa Spor'da yöneticilik yapmış İsmet Türker ağabeyimiz buradan selam olsun. Evet. Kuşadası'ndan bizi izliyor. Sana da çok çok selam var. Eyvallah. Kendisi de Kuşadası Spor'da şu anda yönetici. İyi akşamlar sevgili dostlarım. Sizi ve Mahmut kardeşimi Kuşadası'ndan izliyorum. Selamlar. Özlemişim programımızı. Başarılar diliyorum. Biliyorsunuz Kuşadası Spor'da Karaköy Spor'la aynı grupta. Onlar da şampiyonla oynuyorlar. Buradan Karaköy Spor yöneticilerine seslenen İsmet Bey'in zamanında Urfa Spor 1. Lig'deyken çok önemli emekleri vardı Urfa Spor'umuz için. Kendisine bütün Urfalılar adına teşekkür ediyorum. Selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. İzliyormuş bizi. Hayırlı akşamlar diliyorum İsmet Bey'e. Hemen Mahmut'cığım Şahin Usta ki senin özel hayranın bu. İyi yayınlar programı zevkle izliyorum. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Mahmut abiye selamlar demiş selam. Şahin. Toprak ustamız bizim gerçekten iyi bir Urfa Sporlu. Senin o fırına göndermem dediğin Şahin Usta izliyormuş çocuklarla birlikte. Halil Küçük Çanakçı ağabeyimiz izliyormuş. Fotoğrafta göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Adnan Aktar iyi yayınlar. Zevkle programı izliyorum demiş. Hasan abi yine bizi izliyor. Geçen hafta Hasan abinin mesajını okuyamamıştık. İyi akşamlar Mehmet abi, Mahmut abiye selamlar. İnşallah Bolu Spor'u da 3-0 yeneceğiz demiş. İnşallah Hasan abi. Halil Akkavak Adana'dan izliyormuş bizi. İyi akşamlar Mahmut abi. Mandalina kabuğu kaynatsın içtin öksürüğü için iyidir demiş. Mandalina kabuğu. Evet. Tamam. Vallahi Halil abi iyi bir doktor. Koronada da ben korona geçirdikten sonra Halil Akkavak. Evet. Hamamcı meşhur bizim evet. Hatırlarsın. Tamam. Evet. Şimdi Urfa'da değil Adana'da şu anda Adana'da biliyorsunuz yazın yan balı satıyor. Kışında
Urfa Sıra Gecesi ekipleri var. Ona da dernek başkanı Salih Buldan, evet, ağabeyimize de Yüreğin selamlar. Yüreğin Şanlıurfalılar Dernek Başkanı. Selamlar gönderelim. Daha çok mesaj var. Bu gece program bilmiyorum. Çok, yani çok mesaj, evet, var. Nuri abi yazmış. Nuri Şensoy, evet, abimize buradan kucak dolusu sevgiler Şanlıurfa'dan ta İstanbul'a. Evet. Nuri abi de demiş ki, bir futbolcu arkadaş önermiş. Ben hani üstümde kalmasın Nuri abi söyleyeyim. Ya diyor ki çok iyi bir 10 numara. Bu Savicevic diyor. Alın. Alın 10 numaraya koyun. Bu işi çözün. Kim? Ben dillendirmiş olayım Nuri abi. Savicevic. İyi futbolcu. Ama gelir mi? Gelir, gelir ya. Boşta gelebilirler olmasın. Bu ligeye gelirler. İnşallah iyi olur diyelim. Buradan da Nuri abiye selam gönderelim. Ya Mehmet abi, biz ne kadar Urfa sporluyuz. Bak Nuri abi belki Urfa'ya geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. 15 tane 2009'da bir program başladık. Nuri Şensoy abimiz, evet, evet. Ya bak, Urfa'ya gelip gelmediğinden de emin değilim, bilmiyorum. Evet. Ama bizim kadar Urfa sporlu abi. Evet. Nuri abi seviyoruz seni. Allah için seviyoruz abi. Faruk Kesik yazmış hemen sonra. Mehmet abi demiş, Süper Kupa finalini demiş gündeme getirirseniz Urfa'da oynanması için de. Şimdi evet, değerli Faruk, sevgili kardeşim. Mahmut biraz önce anlattı. Görüntüler de var elimizde. Yani o stadın etrafında bu Süper Kupa'yı nasıl, evet, yani nasıl getireceksiniz? Yani çok özür dilerim, bu süper rezilliğimizi Türkiye'ye göstermeyelim abi. Evet, maalesef. Yani oranın yapılması lazım. Evet. Mehmet abi, yani Antep'in, Diyarbakır'ın, evet, Malatya'nın, Elazığ'ın, Mersin'in, Adana'nın abi statlarını görüyorsunuz. Evet. Yazık. Yazık. Ha, ben bazı ben de çok böyle bu toplara, evet, koymayın abi, teneme vuruyor sonra. Evet. Vallahi, evet, boğazım ağrıyor, öksürük tutacak diye. Nabi abimiz izliyormuş, he, Malatya'dan. Eyvallah. Uzun zamandır. Tabii galibiyet olunca böyle değerli ağabeylerimiz de hemen yoruma sarılmışlar. Nabi abi iyi bir Urfa sporlu, Urfa sporu emekleri olan bir insan. Nabi Polatoğlu ağabeyimizin Malatya'dan Urfa'ya, Urfa'lı hemşehrilerimize selamı var. Galibiyet bizi çok mutlu etti demiş, inşallah devamı gelir. İnşallah, inşallah. Nabi abi biz de bekliyoruz demiş. Ellerinden öpüyorum Nabi, evet, abi. Nabi inşallah abiye selamlar iletiyoruz. Daha bilmiyorum Mahmut, yani şimdi galibiyet güzel, galip gelen bir takım programı yapmak da güzel. Çok güzel. Ama devamının i̇şte, gelmesi lazım. Ne oluyor Mehmet abi? İşte hani diyoruz ya hani Şanlıurfa sporumuzun kötü sonuçlar aldığı maçlardan sonraki yayınlarda tepkilerimiz oluyor. Tepkilerde belki biz de tepkilerimizi biraz daha üst perdede yapıyoruz. Ama ne oluyor? Takım ortaya bir oyun koyup skora bunu yansıtıp kazandığı zaman işte çok başka şeyler konuşabiliyorsunuz. İnsanların olumlu pozitif mesajlarını okumaya başlıyorsunuz. Evet. Ne oluyor biz şimdi, bize bugün bu mesajları yazan, işte güzelsiniz, onu bunu yazan insanlar, evet, takım, evet, kötü olduğu zaman, kötü sonuçlar aldığı zaman bize sitemlerini paylaşıyorlar. Haklı olarak. Dolayısıyla biz de onlardan aldığımızı pazarlıyoruz. Doğru. Şimdi güzel şeyler geliyor bize ve bu güzel şeylerin karşılığında bizler de güzel şeyler sunuyoruz Mehmet. Aynen. Böyle yani daha çok var ama okuyacağım. Bak şu an biraz taraftarlarımız... bunu herkes de okuyabilir. Yani bu akşam programa gelmeden önce paylaşmıştık sağ olsun. 30-40'a yakın Ramazan Karataş, Şanlıurfa Spor toparlanmış, maşallah iyi yayınlar demiş. Adnan Kabakulak, hayırlı keyifli programlar diliyorum kıymetli abim demiş. Teşekkür ediyoruz. Ahmet Bulut iyi yayınlar. Halil abi, Halil Sucu iyi yayınlar abim demiş. Hasan Dülger iyi programlar, selamlar. Yüzler giriyor maşallah. Lig bizim için yeni başladı. Mehmet abi selamlar demiş. Cemal Sardar iyi yayınlar diyorum. Size keyifle izleyeceğim demiş. Spor camiasını, Şanlıurfa Spor'un güzel bir insanlarsınız demiş. Teşekkür ediyoruz. Ömer Faruk Polat, Adanaspor evine böyle gitti bir görüntü atmış. Acemoğlu Ağaç iyi yayınlar. Dört gözle bekliyor Telen Markacı. İlyas Subay, bugün programı neşeli izleyeceğim abi. Tahım rahat kazandı demiş. Tabii biz de neşeli programı yapıyoruz. Mehmet Polat iyi akşamlar Mehmet abi. Cumal ve Semih Mehmet bu takımda biraz ağır kalıyorlar. Siz ne dersiniz? Mahmut abiye soracağım bunu. Şükrü Baruk abimiz. İsmail Demir. Ahoya vallahi vekil ciğerimiz şişmişti. Galibiyete hasat kalmıştık. Çok şükür farklı bir galibiyet aldık demiş. Adem Dağ 12. ama her zaman Şanlıurfa Spor'un arkasındayız abim demiş. Adem'e teşekkür ediyorum. Adil Özcan sabırla bekliyoruz. İsmail Demir iyi yayınlar. İsmail Aklı iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. İdris Gözmen maşallah güzel oynadık. İlk defa maçtan zevk aldım ağabey demiş. Mustafa Çölgezen bu hafta fark attık. Sorulacak soru kalmadı Mehmet abi demiş. Transferler iyi. Mustafa Akdemir sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın, iyi yayınlar demiş. Eyüp Altın çok şükürüne zevkten, sevinçten, mutluluktan uçtuk ağabeyim demiş. Bursa'dan Mehmet Emin Can Bey de, o da eski Urfa sporlu
kardeşimiz her zaman destek vermeliyiz, her zaman takımımızı desteklemeliyiz çünkü başka Urfa Spor yok demiş. Selamlar, iyi yaylar. Hayri Ülgen ağabeyimiz bizi izliyormuş. TRT Spor'umuzun çok önemli yorumcusu şu anda. Hayırlı programlar olsun kardeşlerime demiş. Hayri abiye selamlar gönderelim. O da Urfa Spor için çok büyük emekler veriyor. Yakup Dolanlı mesaj göndermiş. Mehmet abi daha iyi olacağız. İbrahim Toprak iyi programlar abim. Kemal Dere iyi yayınlar diliyorum. Mustafa Dudanlı öncelikle hayırlı yayınlar. Ben bugün konuyu taraflara getirmek istiyorum. Taraflarımız öncelikle başkanı takımını yanca inansınlar. Güzel günler yakındır demiş. Murat Balık çi köfteyi iptal ettim maça geldim demiş Mahmut'cum. Evet. Cumali Mehmet Yiğit bir de öbür oyuncu kimdi onu? Barış. He, Barış Semih. Mı? Evet. Ağır kalıyorlar demiş. Barış ve Semih değildir o zaman. Evet. Til'dir herhalde. Hemen. Abdullah Aydın da olabilir. Hemen mesaja döneyim. Ama bu arada. Ben de mesajları okuyordum. Evet. Abi. Evet. Çok güzel mesajlar var. Yakup diyor ki ben gol atanları bildim. Yani Yakup şey yapma, bu takımda zaten gol atacak kişileri bulmak zor mu? Mehmet abi. Yapay şov atacak. Evet. Her evet. Maçta bunu tahmin edebiliriz. Skoru bilemedi Yakup. Yakup maçtan önce paylaşmıştı 3-0. Gollerde Payşao demişti. Haris demişti. Barış demişti. 3'ü gol attı ama Payşao 2 yaptı. 4 oldu. İnşallah güzel olur. İnşallah böyle bu golcülerimizin de golleri devam eder. Şanlıurfa sporumuza katkıları devam eder. Mithat Keser abimiz de bizi izleyenler arasında kucak dolusu sevgiler, saygılar. Mithat abi eski önemli futbolcu, önemli evet. Yorumcuydu aslında. Yani spor yorumcusu, spor halen aktif olarak futbol oynuyor kendisi. Bunu evet. Da söyleyelim. 35 yaş üstünde kontenjandan. Yoksa Mithat abi 35 evet. Olmamıştır değil mi Mehmet abi? Yok 35 değil. 30... Değil. Evet, 34. Yani. 34. 35 değil evet. 34'tür. Selam olsun buradan evet. Tüm izleyenlerimize. Hani ortak kanı, neşeli, keyifli bir program yapmaya çalışıyoruz. Çünkü biz de neşeliyiz, keyifliyiz, mutluyuz. Asla burada eleştiri yaparken keyif almıyoruz, eleştirirken mutlu olmuyoruz. Eleştirmek için program yapmıyoruz. Başarılarını konuşmak için, Şanlıurfa sporumuzla gülmek için, Şanlıurfa sporumuzla birlikte yürümek için program yapıyoruz. Şanlıurfa spora destek olmak için program yapıyoruz. Ya burada Şanlıurfa spor için dilimiz döndüğünce her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Ben hep söylüyorum ama bizi tarafsız olarak görmeyin. Ya tarafız. Ben de tarafım. Sayın Mehmet Baylan da taraf. Bizim tarafımız belli ama biz Şanlıurfa Spor'dan tarafız. Hiç kimse bizi ilgilendirmiyor. Şanlıurfa Spor'un renklerine, armasına, logosuna, kulübe kimin katkısı olduğuna inanırsak biz ondan tarafız. Biz Şanlıurfa Spor'dan tarafız direkt olarak. O yüzden yıllardır birlikte bu ekranlardayız. Başka ekranlarda da olduk. Olmaya devam edeceğiz. Bizim tarafımız belli. Şanlıurfa Spor'dur. İnşallah da böyle devam edeceğiz. Ya bizim yolumuz belli. Böyle gelmiş böyle de gider. Ne diyelim Başkan Mehmet abi? Valla ben bu akşam biraz değerli izleyicilerimizden mesaj çok geldiği için okuyacağım. Takım da galip gelmiş diye. Mehmet İlgen yazmış. İyi yayınlar kıymetli hocam. Demek ki kaliteli oyuncu ile kaliteli oyun ortaya çıkabiliyormuş. İnşallah bu şekilde devam ederiz. Mehmet Kaplan yazmış. Bir de fotoğraf göndermiş. Mehmet Mahmut kardeş. İyi yayınlar. Mersin'den bu hafta maçı zevkle izledim. Sizin programınızda keyifle izliyorum. Urfa Spor için adliyat pasiyonluk kartı aldım. Sadece destek için. Çünkü sizin destekleriniz önemli demiş. Abdullah Esen Suruç'tan selamlar. Kral abim hayırlı programlar zevkle izliyorum demiş. İzzet Usta, iyi yayınlar Mehmet abi. Bence Bolu'nun maçı dönüm maçımız olacak. En az 20 bin taraftarı bekliyoruz demiş. Mahmut Asaf, iyi yayınlar. Şunu da unutmamak gerekir. Adanaspor mental olarak yorgundu. Pasörü yüzünden maça gelemiyorum demiş. Mahmut abi çok iyi bir Urfa sporlu. İsmail Demir, hayırlı akşamlar abi. Takım her hafta üstüne koyak gidiyor. Açık, çok önemli olan türbülenin dolması lazım demiş. Suruç'tan Sabri Aslan, hayırlı akşamlar. Devamı geldi inşallah. İyi yolda taraftar demiş. Ali Casuk, Mehmet abi iyi akşamlar. Mahmut'a selam. Urfa Spor Türkiye'ye iyi bir maç izledi. Resmen Adana'yı boğdu demiş. Mehmet Baydilli. Mehmet abi Şanlıurfa Spor güzel oynuyor. İnşallah Bolu Spor'u yener. Morallı olur. Sizi çok çok seviyorum. Yürekten izliyorum demiş Mehmet Baydilli. Kardeşime selam gönderiyorum. İbrahim Sağır Adana'dan bizi iyi akşamlar. Adana'dan Mehmet Bey. Çok insanlar tutulan Urfa Spor bizim insanlarımız sabırsız. Kusura bakmasınlar. Haçım İzolu ve takımı eleştirdik ama şimdi düzeliyor. Biraz da destek olmak lazım. İsmail Milli kardeşime hayırlı program abi bu galibiyetin Bolu maçına kilitlenmeliyiz. Emin olun şu anda Urfa sizi izliyor demiş. Hüseyin Baynal iyi akşamlar abi de fotoğraf göndermiş. Mahmut abiye selam güzel bir galibiyet aldık ama Abdullah Aydın kadroya niye koyuyorlar anlamıyorum demiş. Yaşar Şahit stadın girişini
Senin de dediğin gibi göstermiş. Ve bir de Nedim Gül hocamız iyi bir Urfasporlu. Onu da okuyayım. Sohbete devam edelim. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Adanaspor galibiyetinden dolayı takımı tebrik ediyorum. Transfer sezonunun kapanmasına kısa bir süre kaldı. Şanlıurfaspor mutlaka iki mevkiye transfer yapmalı. Paşa'ya mutlaka alternatif bir forvet, 10 numaraya kaliteli bir oyuncu. Thiel bu takımın yükünü kaldırabilecek futbolcu değil. Enver Şahin da gitmeli demiş. Ayrıca abi demiş, bazı futbolcuların da henüz tesiste olduğu söyleniyor. Evet Mahmut. Kimin? Bazı futbolcuların, yani Urfaspor'un göndermek isteyip ama kendilerine takım bulmayan oyuncuların halen tesiste altyapıyla antrenmana çıktığı söyleniyor. Kim mi bunlar? Söyleyelim. Evet. Ndiaye şu anda tesiste kendisine takım bulamadı. Donsah bulamadı. Motto Kasım bulamadı. Söyleyelim. Hasan El Tura gitti. Bunu söyleyelim. Hani eskilerin bir lafı vardır ya, kötü mal sahibinindir. İşte evet, biz bunu söylüyorduk. Yani şimdi Paşo'yu 39 yaşında iyi oyuncu olduğu için Urfaspor alıyorsa, işte biz başkana bunları söylemeye çalışıyorduk. Bakın biz işte kötü olduğu için bu futbolcular ve Urfaspor sözleşme yapmış bunlarla, biliyor musunuz? Evet. Bu sözleşmenin muhakkak bedelini de ödeyecekler. Başka bu işin yolu yok. Ha fiyat arttırdığında fiyat düşürmeye gidiyorlar. İşte ama futbolcu, ben gitmiyorum kardeşim. Ya beni burada kadroya koymasanız antrenmanlara çıkarım. Ben paramı alırım. Yoksa da tesiste altyapıya gönderseniz altyapıyla çalışırım. Ama ben Urfaspor'la paramı alırım. Bunlara bir an önce takım bulmak lazım. Şimdi sıkıntı ne? İkincilikte yabancı oyuncu olmuş olsa bunlar ikincilikte rahat oynayacak oyuncular. Mesela Enver Cenk Şahin'in gelip yönetimden affını istediği ama kulüp başkanı da belirli bir bonservis bedeli getirirsen, çünkü parayla geldi Enver Cenk Şahin buraya. Yani şimdi futbolcuyu göndermek kolay da değil Mahmut. Özellikle yabancı futbolcuları göndermek çok büyük sıkıntı ve sorun. Yani şimdi kulüp başkanı bu işleri gerçekten de düzgün yapmaya çalışıyor. Yani sözleşmelerine dikkat ediyor. Gelen giden oyuncuların aldığı transfer ücretleri, bonservis bedenlerini giderken de imzalı kağıt alıyor futbolcudan. Benim Urfaspor'dan bir alacağım yoktur. Yoksa yapılandırmaya falan giderseniz ileride Allah korusun Urfaspor'u daha karanlık günler bekler ki zaten kalıcı gelir olmayan, kendi ayakları üzerinde zor duran Şanlıurfaspor'un bu ligden düşerse Allah korusun göre bir şey olmayacak. Çok kötü günler bekler. Bunu söyleyelim. Evet. Evet. Yani Mehmet abi bir şey diyemiyorum. Sözleşmeleri var. Gitmiyorlar. Yani nasıl Arda İze 150 bin euro vererek gönderdik. Bunlar da herhalde o yolla ilerlemeye çalışacaklar. Ha bir şekilde kurtulmak lazım. Bunlar Şanlıurfaspor için fazlaydı. Şanlıurfaspor'un zarardı bunlar. Şanlıurfaspor'da olmaları zarardı. Bunları getirdik diye belki ilk dönemler için işte imza attırırken güzeldi her şey. Şimdi de işte bunların artık sonlandırmak lazım. Bunları göndermek lazım. Ne oldu burada? Olan Şanlıurfaspor'umuz oldu. Şanlıurfaspor'umuz kaybetti. Şanlıurfaspor'umuz zarar gördü. En azından 18 haftayı kaybetti. Hiç en kötüsünden bakıyorum olayın. Şimdi yeni artık sonuçta biz bir defa damdan düştük. Damdan düşenin haline gidin. Damdan düşene sorun. O bilir. Yapılan o yanlış, belki çok da araştırılmayan transferlerden sonra artık daha sık dokunmamız lazım. Bildiğimiz isimler üzerine gitmemiz lazım. Ya burada Marco Paişao alındı mesela. Bir şey diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Son 2 yılın, 3 yılın bu liglerde oynayan futbolcusu, yaptığıyla, attığı gollerle bilinen bir futbolcu aldık, getirdik. Ya biz de tutun ki olmadı, atamadı. Çok da eleştiremezsiniz. Adam gitmiş, bu liglerde gol kralı olmuş, oyuncuyu getirmiş. Eyvallah dersiniz. Haris bu liglerde oynamış, Aldair bu liglerde öyle böyle. Var bu ligin futbolcusu. Hani diyeceksiniz ki Etilden Traore de öyleydi. Ya bunlar kendi takımlarında oynamayan isimlerdi. Yani bunlar alınırken de bunlar bu ligde Eyüpspor forması altında zaten maçları olmayan isimlerdi. O yüzden bu konu yani üstünde çok konuşulacak konu Mehmet abi. Şimdi sevgili Ramazan Oktay var, iyi bir Urfasporlu. Güzel de bir yorum yazmış, onu da okuyayım. Öyle şey, Allah razı olsun kendisinden. Mehmet abi iyi akşamlar. Senin ve Mahmut kardeşimin güzel ve yapıcı tespitleri sayesinde tüm Urfa halkı ayağa kalktı. Yeniden Urfaspor canlandı. Herkes kenarlarında, yine güzel günler yakın inşallah. Dün maçı canlı izleyince bu takım kümede kalır dedik. Allah sizden razı olsun. Ramazan kardeşim, Allah senden de razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. İbrahim Halil Kesmik abi, maalesef bu oyuncular saatçi gibiydi. Kalırlar Urfaspor'un başına da iş açarlar demiş. Ona da selamlar gönderelim.
Gerçekten iyi bir Urfa sporlu. Ömer Atmaca iyi yayınlar demiş. Ben Altay maçındaki futbolla bu haftaki futbol arasında siyah beyaz kadar fark var. İyi futbol, iyi futbolcuyla oynanır demiş. Metin, o bir görüntü vardı sevgili Mehmet kardeşimizin çocuklarıyla birlikte ailece izliyoruz diye bir görüntü var, onu göndermişti. Ondan sonra da hocaların açıklamaları var Mahmut'cığım. Bir onu izleyelim, onun üzerine konuşalım. Zamanımız var. Evet. Eyvallah. Bir hocaların açıklamalarını izleyelim Metin'cim. Bakalım maçtan sonra hem Adana Spor hem de Şanlıurfa Spor teknik direktörü neler söylemiş, ondan sonra devam edelim. Hazır mı Metin? Hafta arası oynadığımız kupa maçının tabii ki fiziksel ve zihinsel yorgunluğu vardı. Yani buraya gelirken hazırlığımız sadece mental anlamda oldu. Urfa Spor'la önemli maça çıkıyorduk tabii bizim için. Fakat maçın görüntüsü, maçın başlangıcı, düşüncemizle uyuşmayan bir müsabaka oynadık. Yani tamamen Urfa Spor'un istediği yönde, Urfa Spor'un istediği şekilde gelen bir maçtı. Yani bana göre skor benim hazmedeceğim bir skor değil. Ama futbolcuların bunu kendine yakıştırıyorsa ona da bir şey diyecek bir şeyim yok. Bugün sahadaki Urfa Spor'u ben tebrik ediyorum. Oyuncularım da başını kaldırmalarını istiyorum. Size de teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Evet. Bu maça çok ayrı duygu ve düşüncelerle çıktık. Maçtan önce çok üzüldüğümüz bir haber aldık. İrfan hocamız sevgili babasını kaybetti. Kendisine söylemedik ve o duygularla maça çıktık. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Bugün sahada olan, sonradan giren, kenarda herkes taktiksel disipline çok uydu. İstediğimiz güzel bir sonucu aldık. O kadar. Teşekkür ederim. Evet, teknik sorumluların açıklamalarını dinledik hep beraber. Mehmet abi nasıl yorumluyorsun abi? Şimdi Eyüp Hoca'nın da ilk maçıydı bu arada. Evet, Eyüp Hoca'nın emekli ilk maçı. Hocam. Mustafa Kaplan biliyorsunuz Giresun'dan Adana Spor'a geldi. Fenerbahçe maçından sonra da maalesef ayrıldı. Fakat Adana Spor taraftarının da Adana Spor'a bir tepkisi vardı. Maçtan hem önce hem sonra transfer tahtası kapalı Bayram Hoca'ya, Bayram Başkan'a tepkileri vardı haklı olaraktan. Çünkü orada da önemli sıkıntılar var. İşte Urfa Spor'un görüntüleri de var bunu izleyicilerimize. Tabii hem Beyin Spor'dan hem de TRT Spor'dan görüntü talebinde bulunduk ama maç yayınlarıyla ilgili bizden olumlu cevap alamadığımız için ancak fotoğrafla görüntüler izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Gönül isterdi ki bütün şeyler verelim ama olmadı. Tabii ki Adana Spor'la ilgili söylenecek çok önemli şeyler var. Yıllardır bu ligde mücadele ediyor ama onlar da maalesef kötü yönetimlerden dolayı şu anda sıkıntı yaşıyorlar. Ben Adana Spor'un bize karşı oynadığı futbolu devam ettirirse çok çok daha kötü, çok çok daha zor günler geçireceğini düşünüyorum ki öyle görünür. Taraftar da desteğini orada kesmeye başlamış. Bizim kadro yapısını soruyor izleyicilerimiz. Yani oynanan kadro Urfa Spor'un ideal kadrosu bu mu olacak? Metin, bir kadroyu verirsek kadro üzerine de bir konuşalım. Yani ideal kadro bu mu? Bu değil mi? Fakat bence ideal kadro bu olur gibi. Ama dün Haris oyuna girdikten sonra ben Haris'in Oliver Thierry'i keseceğini düşünüyorum. Evet. Şimdi baktığınız zaman Aydın hatasız oynadı ki Aydın bence bu Erzan yok biliyorsunuz milli maça gittiğinden dolayı. Embola bireysel olarak baktığımız zaman Embola çok iyi oynadı. Hata yapmadı. Barış ve Semih ön oyuncular iyi olunca, orta sahadaki toparlanma olunca Landel de onların dikkat edersen yani ikinci haftada Landel'le konuşurken 4-1-4-1 şeklinde yine Şanlıurfa Spor. Burada Cumali'ye çok fazla iş düştüğünü, Cumali'nin çok yorulduğunu düşünüyorum ki Cumali biliyorsunuz önemli bir oyuncu Urfa Spor için. Ben Cumali'nin daha da faydalı olacağını düşünüyorum. Takım rayına oturduğu zaman kabul etmemiz lazım. Cumali daha da faydalı olacak. Denning 2 aydır tesislerde takımla beraber antrenmana çıkıyor. Antrenman yapıyor. Bence dün takımın en iyilerinden biriydi sahada. Gerçekten güzel bir performans gösterdi. Onu da kutluyorum. Barış Ekincer Urfa Spor'un en isabetli transferlerinden biri. Hem dikine hem yanlamasına hem ortadan rakip ceza sahası içerisine çok rahat top götürebilen, top taşıyan bir oyuncu. İlk golde de dikkat edersen sıfıra indi. Orada Oliver Thiel attı. Paşoğlu da
O tür pozisyonlarda Mahmut, iddia ediyorum, Paşao'yu ceza sahası içerisinde topla buluşturun. 3 tane toptan bini rahatlıkla gol atar. Öyle mi? Evet. Etkili Mehmet abi. Çok etkili. Kabul etmek lazım. Yani şimdi asla tesadüfi 4 sezondur bu ligde gol kırar olmamış bu adam. Yaşı geçmiş, demin dediğimiz biraz tabii ki refleksleri düşmüş ama kendine iyi baktığı için, antrenmanlarını aksatmadığı için, antrenmanlardan sonra da takımın dışında ayrı çalışmalar yaptığı için bence Paşao'nun 1,5 yıl dedik ya, bu sezonda, önümüzdeki sezonda Urfaspor'da da çok güzel gollere imza atacağını düşünüyorum. Mehmet abi, oyunda çıkan beşli, ortadaki beşli. Evet. Ya hoca Paşao'yla geri beşliği tutup sadece ortada beşliği değiştirdi. Nasıl buluyorsun abi? Girenlerle çıkanlara baktığın zaman. Yani ilk defa, bakın açık söyleyeyim, oyuncu değişikliklerini Urfaspor yerinde ve zamanında mı? Zamanında yaptı. Bunu kabul etmek lazım. Yani 1-0'da olmuş ki ben o arada yazıyordum da, onu da izleyicilerimize söyleyelim. 1-0 riskli sonuçtur Mahmut, biliyorsun. Evet. Her zaman futbolda 1-0 riskli sonuçtur. İkinci golü bulduktan sonra Urfaspor daha rahat oynamaya başladı ve Adanaspor'un da gardı düştü. Kabul etmek lazım. Yani Adanaspor 2'den sonra baktı ki ya Urfaspor ya az taraftar ama muhteşem de bir atmosfer yarattılar. Bunu da kabul etmek lazım. Buradan bütün dernek başkanlarımızı, bütün taraftarlarımızı da kutluyorum. Yani her şeye rağmen hava soğuk ama onlar çok sıcaktı. Hepsine kucak dolusu sevgiler gönderiyorum ki bütün taraftar derneklerimiz, sevgili Ali Çiçek, Kerim Aktos'un, İsmail Aslan bile orada belki 200-300 kişilik taraftar topluluğu ya, muhteşem bir ambiyans yarattılar. Yani şimdi futbol sahada iyi oynanınca tribüne de etki ediyor. Evet. Bizlere de etki ediyor. Bak açık söyleyeyim, yaklaşık 40-45 dakikadır programdayız. Keyifle programı yapıyoruz. Çünkü futbol sahada oynanır. Sahada güzel futbol olunca da stüdyolarda güzel sohbetler olur. Ama öyle Mehmet abi, maç bir 90 dakika ya. Ya 90 dakikada futbol maç oynanır, biter. Ama ondan sonra hafta boyu o 90 dakikayı biz konuşuruz. Konuşuyoruz, evet. Bitmez, onun sohbeti evet. Bitmez. Haftalar önce mesela biz şimdi mesela sohbet arasında 5 hafta önceki maçı bile konuşuyoruz. İşte o maçta nasıldı böyle falan filan. Evet, evet. Anlatabiliyoruz evet. Yani maç seyir zevki açısından önemli Mehmet abi. O yüzden hani bunu da güzelleştiren, ortaya konan futbol. Mehmet abi, giren oyuncularla nasıl değerlendiriyorsun onu sormaya çalıştım aslında. Evet. Giren oyuncuların performansını, şimdi Mahmut, çıkan oyuncuları arattı mı veya giren oyuncuların içinde ya bu 11 oynayabilir dediğimiz isim oldu şimdi mu? Şimdi Urfaspor'un ikinci yarıda özellikle transfer ettiği bütün oyuncuların ben takıma fayda sağlayacağını düşünüyorum. Evet. Şimdi baktığınız zaman Aldair Urfaspor'a faydalı olacak bir oyuncu. 84'te Cumali'nin yerine Adem Eren Kabak girdi. Faydalı olacak oyuncu. Landel'in yerine 84'te İshak Çakmak girdi. Evet. Kim ne derse desin. Yani ikinci ligden gelmiş ama ikinci ligden geldiği takım bu ligde kafa oynayan bir takım. Iğdır'dan geldi. Yani Iğdır'da maçı var mıydı? Bu sezon hemen bakalım Mahmut, evet. Yani sıkıntı yok. Önümüzde şimdi İshak'la ilgili bazı taraftarlarının kafasında soru işareti var. Bu hafta Iğdır'da bu sezon 5 maç oynamış. İkisinde ilk 11'de oynamış. Golü yok. Evet. Kaç yaşında İshak? 31 yaşında. Bu arada Muşlu umlu. Muşlu evet. Yani. Hani burada ben şunu evet. Söyleyeyim. Onu söyleyeyim yani ama. Bununla ilgili. Ama kariyerine baktığınız zaman bakma Konya, abi. Bolu, Gaziantep, Balıkesir, Keçiören, Bandırma, Ankara gücü. Futbolcu kariyeriyle transfer edilmez Mehmet abi. Hayır, yani tecrübeli onu anlatmaya çalışıyorum. Geç onu abi, tecrübeli. O asla ölçü değil. Yani bu değil. 5 maçı ölçü olarak görmüyor musun? Tabii ki görmeyeceksin evet. Abi. Yani 15 maç geride kalmış. 5 maç forma bulmuş. 31 ikisi... yaşında ama Mahmut. Hiç bakmıyorum abi. Yok, 15 maçı yok bu adamın. Bu adam yok, oynamamış. Evet. Hani bunu söylerken İshak Çakmak'ı biliyoruz. Tabii tabii. Üst ligde izlediğimiz futbolcu. Evet. Geçmiş yıllarda biz birdeyken bile aynen. Almak için uğraşıp alamadığımız isimlerden biriydi. Ona evet. Hiçbir sözüm yok. Evet. Ama şimdi taraftar bir sitemde bulunuyor ya işte. Ya işte 17-18 hafta geride kalmış mı? Bu adamın 5 maçı var. İkisini 11 oynamış. Diğerlerinde de sonradan girmiş. Evet. Toparlasanız 200 dakikası yok. Doğru. Bir soru işareti olarak olması burada ne olacak abi? İshak çıkacak, sahada kendi kendini gösterecek. Bunu söylerken de ben... Ama bir dakika yani şimdi 84'te girmiş. 6 dakika gösterebilir mi? Mümkün değil. Onu evet. Tamamlayacaktım. Evet. Ben de hani biliyorum İshak'ın ne olduğunu, ne verebileceğini. Şu öngörüye sahibim.
muhtemelen 3-5 artık kaç haftada hazırlanırsa Oliver Till'in yerine oynayacak futbolcu da İshak'tır zaten. Mehmet abi. Yani aslında hani Şanlıurfaspor'un göbeğini İshak Landel oluşturacaktır ilerleyen haftalarda. Ama bunu da kabul etmek lazım. Yani birçok taraftarımız Till'i beğenmiyor ama bu Till Adana Spor ilk yarıdaki ikinci golü atan oyuncuydu. Çok kötü de değil yani, kabul etmek lazım. Bence Urfaspor'da Till'in faydası olur diye düşünüyorum. Fakat bir gerçek var. İshak Çakmak değil. Yani şimdi Enver Cenkşahin'le büyük umutlar aldık. Evet. Şimdi gidecek. Evet. Bakın takım aramaya çalışmış. İsteyen var. Onu söyleyeyim. Enver Cenk'i her takım ister. İkincilikte çok rahat top oynar. O da kaliteli bir futbolcu. Kabul etmek lazım. Şimdi kaliteli futbolcu olduğu zaman bunun pazarlaması, bunun gitmesi de çok. Yani İshak da bence kaliteli bir futbolcu, kabul etmemiz lazım. Ha, futbolcularda sen de bilirsin. Zaman zaman bir inme, çıkma, düşme olur yani. Kabul etmek lazım. Evet. Zaten aldığım bilgiyi söyleyeyim değerli izleyicilerimize. Çok yüksek bir maliyetle Şanlıurfaspor'a gelmemiş. Kulüp başkanına aynen söylediği bu İshak'ın. Sayın başkanım, ben Urfaspor'da maddiyatı ikinci plana ittim. Ben Urfaspor'da kendimi göstermeye geldim. Bana bu fırsatı verirseniz Urfa halkına, Urfaspor sevenlerine ve Urfaspor'a faydalı olmak için elimden gelen bütün çaba ve garibiyeti sarf edeceğimi söylüyorum demiş. Ve haklı olaraktan ben de bu söylemlerle gelen bir futbolcuya ve maliyeti de çok yüksek değil ama katılıyorum sana, kariyeri iyi ama şu anki durumu çok iyi değil, kabul etmek lazım. Alırım. Bir Ümit Kurt var. 1461'den alınmış ki stoper. Stoper, hatırlarsan biz bu futbolcuyu daha önce de çok Urfaspor'a almak için mücadele ettik. Olmadı. Önemli bir futbolcu aslında. Bakın çok iyi bir stoper. Kabul etmek lazım. Ama ben bu hafta baktım. Yani şimdi Kocaeli Spor, Eyüp Spor'u yendi. Sahadaki 3 golü da yabancı oyuncular attı. Mahmut. Evet. Şimdi Urfaspor maçına bakıyorsunuz. Barış gol atıyor. Diğer 3 golü yabancı futbolcular atıyor. Yani bunu izleyicilerimize takip edin. Bu ligde yerli oyuncuların çok fazla gol attığını asla ve asla görmüyorum. Ki istatistikler de belli. Bu hafta bütün oynanan maçlara baktım. Yani bir Eren Tozlu dışında öyle çok önemli golcü de yok fazla. Hep yabancı. Yani yabancısı iyi olan, yabancısı mücadele eden, yabancı forveti iyi olan takımlar bu ligde, dikkat edin, başı oynayan takımlar. Yerli forvet yok mu? Var. Ama yabancı forvetler bu ligde ligi dizayn ediyorlar. Ligde takımların puan durumunda ne kadar önemli yerlerde olmasındaki en büyük katkı ve eforu onlar sarf ediyorlar. Yabancınız iyi olacak. Kocaeli'de bakıyorsunuz Tanke. Sakarya'da Kasongo. Yani bunlar çok çok önemli oyuncular. Şimdi Tuzla'ya baktım. Tuzla iki tane yabancısıyla Altay'ı yendi. Şimdi Altay'da yabancı yok. Transfer tahtası kapalı. Giresun'a bakıyorsunuz, yabancı yok. Transfer tahtası kapalı. Genç oyuncularla oynuyor. Ümraniyespor'a bakıyorsunuz. Hemen hemen oynanan bütün maçlardaki golleri yabancı oyuncular atmış. Onun için Urfaspor, biz işte kulüp başkanı ligin ilk yarısında bunu söylemeye. Bakın işte Aldair iyi topçu. Oynar. Oynar, gol da atar. Öyle mi? Evet. Şimdi Haris. Kaliteli belli ya. Yani bu ligi bilen bir oyuncu. Nereden gelmiş? Bandırma'dan gelmiş. Nerede oynamış? Samsun'da oynamış. Önemli bir futbolcu. Bu ligde oynar. Yani şimdi Macar aramaya gerek yok. Moto Kasım. Bilmem. Ya bunlar nasıl alırsınız bunları? Takımınız çok iyi de olur. Şimdi Sayın Başkan dedi ki ya ben bunları alırım, tutar bunları iyi fiyata satarım. Öyle bir şey yok. Yani bugün Ahmet gelip Mert Çapar'ın Urfaspor'a bu kadar katkısı olmazsa gelip Mert Çapar'a bu kadar parayı verip alıp götürür mü Mahmut? Evet. Çünkü transfer edecek olan takımlar futbolcunun o anki performansına ve takıma olan katısına bakarlar. Bunu gördükleri için o futbolcuyu transfer ederler. Şimdi Ndiaye 2 metre 3 santim boyunda. Yani iyi niyetli, asla iyi niyetinden şüphemiz yok. Ama bu ligde dikkat edin, Urfaspor'un ilk yarıda yediği golların
%80'i %90'ı belki boyu uzun diye biraz daha pozisyonlarda görünüyordu ama yine bütün gollerde açın bakın internette var. Urfaspor'un ilk yarıda oynadığı maçlarda yine bütün gollerde Endia'nın hatası var. Endia'nın bariz bir şekilde kademeye girmemesinden dolayı rakip oyuncuların golleri var Mahmut. Evet. Şimdi defans futbolda biliyorsunuz atarım ve tutarım iyi olacak demişler. Forvet adınız iyi olacak. Defans blokunuz da rakip ataklarını önlerse kaleciniz iyi olduktan sonra emin olun ki bu ligde kalırsınız. Evet. Çok rahat kalırsınız. Urfaspor Haçın Başkan baktı ki abo pabuç pahalı. Onun için elinden gelen bütün çabayı sarf etmeye başladı ki doğruları yapmaya başladı. Kabul etmemiz lazım. Ha şimdi Fransa'dan gelen oyuncuyu bilmem başarılı olur mu olmaz mı ama ben Aldair Balde için, Harris için, bakın Paşao için bunlar bu ligde oynamış, bu ligi bilen oyuncular çok çok faydalı olacaklarını düşünüyorum. Evet, aynen öyle. Şimdi İshak'la ilgili de hani bunu söylerken İshak ligin hani o 5 maçtan sonra Metin Diyadi'den sonra hocayla olan bir anlaşmazlıktan sebep takımda da kendi kendine yerde bulamamış. Onu da belirtelim. Ya ben tekrar ediyorum İshak Çakmak'ın iyi bir kumaşı olduğunu düşünüyorum. Evet. Onun Bolu Spor'dayken de yine Şanlıurfa Spor'umuzun gündemine geldiği yıllar da vardı. İyi futbolcu form tutarsa ben Şanlıurfa Spor'umuza dediğim gibi Cumali Landel o tandeminde Göbek'te Mehmet abi İshak'ın forma giyeceğini düşünüyorum. Artık yavaş yavaş süremizin de sonuna geldik. Rejideki arkadaşlar toparlayın derler Mehmet abi. Yani Karaköprü Spor'dan bahsetmemek buyurun, olmaz. Buyurun serbestsiniz. Evet. Yani Karaköprü Spor yine güzel işler yapıyor. Kabul etmek lazım. Yine Ali Sinan Gay'la Fatsa Spor karşısında mükemmel bir top oynadı. Tabii ki bazı izleyicilerimiz yazmışlar ya abi şampiyonluğa giden bir takım 1-0 mı yenecek işte 3-4 olması lazım. Ama öyle bir şey yok bunu söyleyelim. Çünkü bundan sonra ikinci yarıda oradaki maçlar da çok çok zor olacak. Ben ama her şeye rağmen Karaköprü Spor'umuzun artık bu puan farkından sonra kolay kolay ligi bırakacağını düşünmüyorum. Bu ligin çünkü 4'e bölündü biliyorsunuz. 3. lig 4 gruba bölündüğü için 14 maç kaldı Karaköprü Spor'un. Yani 3-4 hafta üstte galip gelirse artık Karaköprü Spor'un şampiyon olduğunu söyleyelim. Burada Besim Hoca'yı ve taraftarlarını, yönetimini, futbolcu kardeşlerimizi kutluyorum. Yani orada bir takım var, o takım da bizim takımımız Mahmut. Saat 13'te Karaköprü Spor maçı var. Saat 16'da Şanlıurfa Spor maçı var. Bakın. Evet. Oradan çıkıp oraya gitmek. Oraya gidiyorsunuz. Onun için bu önemli. Ben Adanaspor maçındaki Urfaspor'un kaç tane korner kullandığını söyleyecektim özellikle. Yani her hafta kornerden bahsederdik ya Urfaspor işte korner kullanmıyor diye. Urfaspor 11 tane korner kullanmıştı. Futbolda özellikle bunu söyleyen top kimin çok ayağında kalırsa maçı onlar alır. Kabul ediyorum Mahmut. Yani Mehmet abi sen... Pasolink standı ile ilgili de bir şeyler söyler misin? Taraftarlarımızın duygularına tercüman ol. Bugün Pasolink standına gidip saat 3 sularında ama standın kapalı olduğunu söyleyen izleyicilerimiz de var. Evet. Ben az söyleyeyim sen kısa bir şey yap. Evet, şimdi... Çarşı merkezinde bir stand kurulması veya vesaire bir şeyler. Bu zaten Urfaspor taraftarının bugün maça ilgi göstermemesindeki en büyük sebep Pasolink standının olmaması ve sistemin arızalı çalışması. Bunu söyleyelim izleyicilerimize. Neden biliyor musunuz? Bu konuda yönetimi suçluyorum kusura bakmasın. Yönetim derken sayın başkan değil. Kulüp başkanı bu işlerle uğraşmaz. Yönetici kardeşlerimiz var bu kulüpte. Bakın 25 tane yönetici var. Ya bununla ilgili bir Pasolink'in yetkilileriyle görüşün ya. Ya bu şehir 3-4 tane muhtelif yerine koyun bu standı ya. Şimdi okuma yazması olmayan taraftarlarımız var. Şu var yani kabul etmek lazım. Zaman olmayan taraftarlarımız var. Adam internetten çok kolay çıkıyor aslında. Bilenler için söyleyelim. Ama stand nerede olacak? Nasıl olacak? Ya bir tane tesisin önünde kurun. Bir tane de eski belediyenin önünde bir vardı bu. Kurun bir tane. Bir tane de Haşimiye'de kurun. Zor bir şey değil. Böyle bir ufak bilgisayar gibi bir şey. Kuruyorsun tak 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 sistemden. Ya bunu niye yapamadık? Niye bu taraftarımıza yardımcı olamadık? Bu da muamma. Kusura bakmayın yani. Arayın, görüşün Pasolink. Ya TFF de bu konuda özellikle kulüplerden
birçok şikayet geldiğini kendi hesaplarından, kendi sosyal medya sayfasından açıklıyor, söylüyor yani. Bugün Çorum'da aynı olay söz konusuydu. Çorum taraftarı, yani takip ediyoruz işimiz gereği bütün bunları. Çorum'da da, Çorum sayfalarında, Çorum taraftarı, Çorum medyası bundan muzdarip. Giresun'da aynı durum söz konusu. İl takımları için konuşuyorum Mahmut'cum. Evet. Aynı durum söz konusu ama gelin görün ki Urfa'da daha fazla. Onun için bu konuda yönetimin gerekli çağrıyı yapması lazım. Bu arada Göztepe'nin Ümraniye maçı 4-1 devam ettiğini de söyleyelim. Yukarıdaki mücadele aşağıda da devam ediyor bu grupta. Sanırım programımızın sonuna geldik Mahmut'cum, evet. Herhalde. Bir saat oldu öyle mi? Evet abi. Bir bölüm. Normalinde devam ediyorduk ama bilmiyorum. İnşallah Boluspor maçı pazartesi günü akşam 20'de yetişebilirsek 22'de de inşallah direkt maçtan çıkıp birlikte programa geliriz. İnşallah. O güzel galibiyeti de buradan izleyicilerimizle paylaşırız. İnşallah. Yorum okuyamadıklarımız, cevap veremediğimiz izleyicilerimizden özür diliyorum. Şanlıurfa sporumuzu güzel galibiyetten dolayı kutluyorum. Tekrardan İrfan hocamıza ve Erkan hocamıza başarılı dileklerimizi iletiyoruz. Bu arada Femi Şifa kardeşim de yazmış abi. Dileklerini iletmiş, başarılı dileklerini. Mekanı cennet olsun. Urfa Spor Camiası'nı bu güzel galibiyetten dolayı kutluyorum. Taraftar derneklerimizi kutluyorum. Taraftarımızı da ısrarla, bakın Bolu maçında akşam maçı ya. Hava da güzel bakın. Tam biraz serinlik var ama hava da güzel. Takımımızı yalnız bırakmayalım. Çünkü ne kadar eleştiriyorsak o kadar da desteğe ihtiyacı var bu takımın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bizi bu saate kadar izleyen bütün izleyicilerimize selamlar, saygılar gönderiyorum. Evet, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Sonuç olarak Eyüp Ensar yeğenimiz vardı. Onun tedavisi devam ediyor. Ben sizlerden dua talep ediyoruz. İnşallah Eyüp Ensar kardeşimiz, yeğenimiz de sağlığına kavuşacaktır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu hırıltılı sesle, bu kısık sesle ancak bu kadar olabildi. Haftaya görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Mutlu akşamlar. Thank you.